Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde bir önceki derste yaptığımız View Pager ve Page Adapter'ın çalışma mantığını biraz daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım kafası karışan arkadaşlar için. Öncelikli olarak şöyle yaptığımız kodların bir üstünden gidelim. Hangi konu olursa olsun içinde bir adaptör geçiyorsa bizim izlediğimiz birkaç yol vardı. Bunlardan bir ilki neydi? Data kaynağını hazırlamak. Bu data kaynağını siz kendiniz yazabilirsiniz veya bir veri tabanından veri çekiyor olabilirsiniz. Veri tabanı olabilir, bir web servisi olabilir, fark etmez. Biz şu an için statik bir veri kullanıyoruz ve bizim verilerimiz neydi? Bir tane imaj ve o imajla ilgili bir başlıktı. Şimdi genel kanı nedir? Bu veriyi tutan, atıyorum bir kişi listesi ise siz kişiyle ilgili bir sınıf yaratın. Ne bileyim, bu bir manzara resmi ise onun bilgilerini tutan bir sınıf yaratın. Veya bizim örneğimizde biz buna basit bir şekilde data model dedik. Bu data modelle bir tane resmin ID'si var, integer olarak. Bir de bu resimle ilgili string bir başlık ifadesi var. Daha sonra bu verinin constructor'ını yazdık. Bu ne zaman çalışıyordu? Bundan ilgili herhangi bir nesne üretildiğinde çalışan metodumuz bizim constructor, yani yapıcı metottu. Bu metoda da biz image ID ve başlığı gönderiyorduk ve ilgili set işlemlerini yapıyorduk. Daha sonra bütün verilerim, ki benim örneğimde 6 tane öğen var. Bunları tutan bir ne yaptık? Collection öğesi olan list kullandık. Ve buna bir getDataList diye bir metot yarattık. Bu metot çağrıldığında gördüğünüz gibi geriye list tipinde ve içinde data model veri tipinde, yani şu sınıftan veri üreten bir liste var. Bu listeyi doldurmak için bir for döngüsü yarattık ve bu for döngüsüyle beraber benim bu get data listim ne zaman ki çalışıyor, gördüğünüz gibi 6 tane resmin resim bilgisi ve başlık bilgisi bu get data listle beraber şuradaki item list nesnesine atılıyor. Daha sonra geldik main activity'ye. Main activity XML'e gördüğünüz gibi bir view pager koyduk. Şurada duruyor. Match parent olarak ayarladık bunu. Şimdi burada view pager'ımızı find view by id ile bulduk ve buna bir adaptör entegre etmemiz gerekiyor. Adaptör ne? Veri kaynağıyla sizin view'unuz arasında ilişki kuran, birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sınıf. Bunu daha önceki örneklerde de yaptık. Burada biz kendi isteklerimiz doğrultusunda bir custom pager adaptör yarattık ki bu bizim örneğimizde pager adaptör sınıfından extend ediliyor. Şimdi bu pager adaptör veya genel olarak adaptörlerde ne yapıyorduk? Bir tane öğeyi içeren bir layout hazırlıyorduk, değil mi? Bu bir tane sayfanın layout'u. Bunu biz runtime'da elimizdeki verilerle doldurup diğer sayfaların yaratılmasını sağlıyoruz. Mesela bu list view'da neydi? List view'da bir satırdı. Burada ise bir sayfa. Bir satır için XML'i hazırlayıp daha sonraki öğeleri değiştirerek kullanıyorduk. Bunda da bir sayfalık layout'ı hazırlıyoruz. Benim elimde 6 tane veri var. Bunları 6 tane layout hazırlamak yerine ne yapıyoruz? Buradakini dinamik olarak benim elimdeki verilerle ekleyip çalıştırıyoruz. Şimdi bu tek satır layout'u biz sürekli olarak inflator ile inflate işlemi yapıyoruz. Bu inflator işlemi ne yapıyordu? Buradaki XML'i Java objelerine çeviren sınıftı. Bunun için de konteksten yararlanıyorduk ve daha sonra bu custom pager adaptörün constructor'ına, yani bu sınıftan herhangi bir veri, herhangi bir nesne yaratıldığında çağrılacak olan metodu yazıyoruz. Bu nerede kullanılıyor? İşte mesela burada custom pager adaptörden ben bir nesne yarattım. Gördüğünüz gibi buna new dediğinizde bu keyfi değil. Bunu artık size zaruri hale getiriyor. Şöyle bir kapattığımda gördüğünüz gibi hata veriyor. Çünkü benden context tipinde ve list tipinde iki tane değer istiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bunun constructor'ına bunların geleceği bilgisini verdiğim için. Bu veriler bize main activity'den geldi. Context'e ulaştık. Niye ulaştık? Çünkü buradaki inflation işlemini yapmak için. Aksi takdirde ben mesela burada context olmasaydı, get system service dersem ne olacaktı? Çalışmayacaktı. Daha sonra bu custom pager adaptöre bütün verilerimi tutan bu item list verisini yolluyorum ki burada ben ilgili verileri, ilgili image view ve text view'u değiştirebileyim. Şimdi ne dedik?
Burada iki tane metot bana implemente etmemi söyledi. Bir tanesi get count ki sizin veri kaynağınızın toplam size'ını ayarlıyor. Benim örneğimde ne bu? 6. Bir de is view from object diye bir metodum var. Şimdi bu boolean değer gönderiyor. Yani bu true ya da false olabilir. Şimdi mesela buraya ben direkt olarak false desem. Hani eşittir eşittir falan demeyelim. Şöyle bir kontrol edelim bakalım ne oluyor. Emülatörü şuraya alalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey gelmedi. Android monitörde herhangi bir hata mata bir şey var mı? Yok. Veya buraya ben direkt false true desem. Hani kafamızı karıştıracak en büyük sorun sanki burada. Bir daha bir bakalım. İmaj resim 2 geldi. Sağa kaydırdım. Gördüğünüz gibi saçma saçma sonuçlar getiriyor bana. 2'yi getiriyor sonra boşa geliyor. 1 boş. Şu an gitmiyor falan. Bu da çalışmadı. Burada bu ikisi arasında bir ilişkiyi sürekli olarak kontrol etmesi lazım. Ve buraya diyoruz ki view eşit eşit ise objeye. Yani aslında her sayfa için bu kontrolü yapması gerekiyor. Sabit olarak true ya da false vermemiz bu metodu düzgün çalıştırmıyor. Zaten üzerine geldiğimizde açıklamasına bakarsanız ne diyor? Bir sayfa view'unun spesifik bir objeyle şöyle bir daha gelelim. Bu metot diyor page adaptörün düzgün bir şekilde çalışması için gereklidir. Ve buradaki objenin buradaki view'un bu objeden gelip gelmediğinin kontrolünü yapar. Bu yüzden biz böyle bir ifade yazdık. Daha sonra bir tane instantiate item diye bir metot yaptık ki kendisi geriye obje tipinde bir veri dönüyor. Aslında burada geriye döndüğü veri ne arkadaşlar? Benim bir tane sayfamın layout. Şöyle bir daha bir çalıştıralım bunu. Şurada gördüğümüz buradaki container ne arkadaşlar? Bizim view pager'ımız. Yanlış mı söyledim? View pager'ımız doğru. Şurada oluşturduğum view ise inflate ettiğimiz şu XML'in verisini tutuyor. Ki bu XML'e de bakarsanız içinde bir frame layout, bir tane image view, bir de text view olan şey. Yani buradaki view'un içinde nelerim var arkadaşlar? Hem frame layout'um, şuradaki view'un içinde hem frame layout'um, hem text view'um, hem de image view'um mevcut. Ki zaten ben bunlara bu view sayesinde erişiyorum. Ve de ilgili pozisyona göre gerekli resim ve başlık bilgilerini buna atadıktan sonra bu şeyi buradaki view'u return ediyorum. Tabi burada sadece return etmem yetmiyor. Benim bu container'a yani view pager'a da bunu eklemem lazım. Ne dedik? List view'daki get view gibi bir metot değil bu. Gördüğünüz gibi obje tipinde geri dönüşü var. Ama siz bunu buradaki container'a eklemeniz lazım. Eklemezsek ne olur ona da bir bakalım. Hani sadece view'u döndürürsek ne oluyor? Bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Çünkü ben burada bu view'u oluşturduktan sonra container'ıma yani view pager'ıma ekleyeceğim ki ekranda gözüksün. Daha sonra da bunun düzgün bir şekilde çalışması. Neden? Çünkü buradaki view buradaki objeye eşit. Ve sürekli olarak bunun kontrolü yapılıyor her bir sayfa için. Şu an için bunu bilmemiz gerekli. Ve ne dedik? Instantiate item metodu mesela ilk öğe çalıştırılırken, oluşturulurken çalışıyor. Ve bir sonraki öğeyi de ekliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi çalıştı. Android monitöre geliyorum. Şuradaki instantiate item metoduna bir tane lock ekledim. Bir de destroy item'a bir tane lock ekledim. Bakalım. Şuraya emre tagını yazıyorum. Ve uygulamamı ilk açtığımda gördüğünüz gibi position 0 yani resim no 1 oluşturuldu. Resim no 2 de oluşturuldu. Yani aslında şurada hazırda 2 var yani ikinci resim geliyor. O aslında şu an hafızada. Şöyle gelelim. Şunu hemen bir sağa kaydıralım. Gördüğünüz gibi resim 2'yi ekranda görürken aslında gitti ne yaptı? Şurada görünüyor. Resim 3'ü de oluşturdu. Bir tane daha kayalım. Geliyoruz.
Gördüğünüz gibi ekranda resim hiç olmasına rağmen resim 4'ü oluşturdu. Şu an ekranda görmememe rağmen şurada dikkat etmeniz gereken satır burada. Silinen öğe resim 1. Ne yaptı burada aslında? Sonuçta bizim uygulamamızın veya bizim telefonumuzun kısıtlı bir hafızası var. Bu ViewPager'da düşünün ki 200 tane resim göstermek istiyorsunuz. Bunun mantığı şu şekilde. Ben burada resim 1'i gördüm. Burada Android otomatik olarak resim 2'yi oluşturdu, değil mi? Resim 2'yi görürken de hızlı bir şekilde olması için arka planda 3'ü de oluşturdu. Ve şu an hafızada 3 tane veri var. Resim 3 oluşturulurken aslında resim 4'ü de oluşturuyor ya. İşte burada artık bu 1 görünmediği için buradaki destroy item metodu çağrılıyor ve bu hafızadan siliniyor. Yani sizin ister 300 ister 500 tane sayfanız olsun hali hazırda sürekli olarak hafızada 3 tane öğe tutuluyor. Tabii bunu bana otomatik olarak vermedi veya yani bu da bilmiyorum neden böyle yapmışlar. Çünkü hani bu kadar önemli bir metotsa bunun benim şuradaki sınıftan extend işlemi yaptığımda nasıl yapıyorduk şöyle. Hani page adaptörden extend ettiğimizde sadece şu iki metodu oluşturmamı söyledi. Bunu bile söylemedi. Hani bunları da söylemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum bunun arkasındaki mantık nedir. Ama zaten bu destroy item'ı gerçekleştirmediğimizi hatırlarsanız hata aldık. Yani bunları yapmak zorundayız. Keyfi değil bunlar. Umarım mantığını da anlamışsınızdır. Her zaman hafızada 3 tane öğenin yeri var. Diğer önceki ve sonraki elemanlar, öncekiler siliniyor, sonrakiler daha oluşturulmamış gibi düşünebilirsiniz. Aynı burada inflate ettiğimiz view'u nasıl ki container'a ekliyorsak, destroy item'da da mesela şöyle 4'e geçtiğimde bakalım. Gördüğünüz gibi silinen öğe 1 hafızadan gidiyor. Aslında resim 2 pardon. Bir öncesi ve bir sonraki hala hafızada. Burada parametre olarak gelen bu view group container benim view pager'ım. Position zaten ilgili eleman. Şuradaki obje ise ne demiştik? Benim tek satır XML'imin root elementi. Ben buraya zaten bunun root elementinin frame layout olduğunu bildiğim için typecasting işleminde gittim onu yazdım buraya. Zaten onu yazmasaydık hata alıyorduk. Evet umarım biraz daha anlaşılır olmuştur. Dediğimiz gibi Android uygulamamızın veya telefonumuzun kısıtlı bir hafızası var. Her uygulama içinde belli bir hafıza ayrılıyor. Siz birinci elemanı oluşturdunuz. Bu arada Android gitti 2'yi de hazırladı. Ekranda 2'yi görürken bu sefer arkada 3'ü hazırlıyor. Siz burada 3'ü görürken 4'ü hazırlıyor. Ama ne yapıyor? Artık bir kullanılmadığı için şuradaki destroy item metodunu çağırıyor ve bu biri biz yazdığımız bu kod sayesinde container'ımızdan yani ViewPager'ımızdan şuradaki position değerini kullanarak yani kullanmıyoruz da o onu kendi kullanıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? ViewPager'dan kaldırıyor. Bu sayede bir hafıza yönetimi sağlanmış oluyor Android tarafından. Evet umarım şimdi biraz daha anlaşılır olmuştur. Onun dışında hani başka ne anlatabilirim? Instantiate item'ın açıklamasına zaten bakarsanız parametre olarak ne diyor? Container. Containing view which with page will be shown. Yani ne demek? Sayfanın gösterileceği taşıyıcı view. Bizim örneğimizde ne bu arkadaşlar? View pager'ımız. Position'da hangi sayfa gerçekleştiriliyorsa onun pozisyonu. Şuradaki destroy view'a bakalım. Remove a page from verilen pozisyondan bir sayfayı kaldırır. Bu adaptör onun container'ından o view'u kaldırma sorumluluğundadır. Ayrıca buradaki metotla da uyuşur falan filan. Orası çok da önemli değil. Evet umarım anlaşılmıştır. Mantığı anlaşılmıştır. Bir sonraki derste ne yapacağız? ViewPager'ımızı fragmentlerle yapmaya çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.